Amerika'da Conference Board tüketici güveni Temmuz'da 98.1'den 92.6'ya geriledi. Beklenti 95'ti. Amerika'da Richmond Fed İmalat Endeksi Temmuz'da 0'dan 10'a çıktı. Beklenti 5'ti. Amerika'da S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi Mayıs'ta yıllık %4.4 yükselerek 218 oldu. Aynı dönemde 20 kent konut fiyat endeksi de yıllık %4 artması beklenirken %3.6 arttı. Amerikan Merkez Bankası Fed 30 Eylül'de sona ermesi planlanan acil kredi programlarını 2020 yılı sonuna kadar uzattı. Fed Mart'tan bu yana kısa vadeli kredi piyasalarına likidite ve salgın nedeniyle güç durumda kalmış işletmelere ve yerel yönetimlere kredi sağlamayı amaçlayan 9 acil program açmıştı. Avrupa Merkez Bankası bankalardan hissedarlara kar payı ödemelerini ve hisse geri alımlarını daha uzun bir süre durdurmalarını istedi. Goldman Sachs'ın 12 aylık ons altın fiyat tahmini 2000 dolardan 2300 dolara yükseltildi. BDDK normalleşme adımları kapsamında yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası erişimini sınırlayan düzenlemelerde esneklik sağlandığını duyurdu. Akbank ikinci çeyrekte 1.59 milyar lira net kar elde etti. Beklenti 1.5 milyar liraydı. Tekfer'in de ikinci çeyrek net karı 98 milyon lira oldu. Beklenti 108 milyondu. Ford Otosan'sa ikinci çeyrekte 280 milyon lira net kar yazdı. Beklenti 276 milyondu. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Twitter'dan yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin bir girişimcinin iş yeri açma süresinde pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat ettiğini söyledi. Albayrak 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek dedi. Bloomberg ET ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda salı gecesi itibariyle karşınızdayız. Gündemimizde bakalım neler var. Şöyle hızlıca sıralayalım. Wall Street'te Amerika'da bir bilanço satışı var. Hem 3M hem de McDonald's'ın bilançoları beklentileri karşılayamadı diyebiliriz. Bu iki büyük devin piyasada olumsuz yansıdığını ve borsaları, endeksleri, Amerikan endekslerini aşağı çektiğini ifade edelim. Bir tarafta tabii bilançolar, bir tarafta 1 trilyon dolarlık bir bütçe, 1 trilyon dolarlık bir yardım paketi daha doğru bir ifadeyle demokratlarla cumhuriyetçiler müzakere ediyorlar. Tam da Kasım ayı seçimleri öncesinde tabii bir de koronavirüs vakaları. Florida'da rekor sayıda koronavirüs hastası var. Şu an Amerika bir türlü bu virüs krizinin önüne geçemedi. Fed kararı yarın gelecek. Toplantı başladı. Amerikan Merkez Bankası'nın yarınki toplantısı öncesinde faiz değerlendirmeleri, sözel yönlendirmesi yarın takip edeceğiz. Amerikan Merkez Bankası Fed kararını yarın akşam 9'da özel yayınla sizlere buluşturacağız. Fed Başkanı Powell'ın da basın toplantısını canlı bir şekilde sizlere ileteceğiz. Altında yükseliş sürüyor. Ons altın yükselişini devam ettiriyor. Gümüş buna eşlik ediyor zaman zaman. Genel olarak emtiada bir yükseliş var. Altının bundan sonraki hedefini konuşacağız. Gram altın özeline baktığımızda dolar TL'deki hareketlilikte bir tur daha rekorları görüyoruz. Gram altın içeride biraz daha ons altının desteği, dolar TL'nin desteğiyle yükselişini sürdürüyor. İçeriye döndüğümüzde Borsa İstanbul bugün oldukça sert bir satışa imza attı. %3,5'luk bir geri çekilme. Ne oldu? Neden satış yedi borsa? Konuşacağız. Bankacılık sektöründe %4,5 satış var. Yani BIST endeksi 3,5. Bankacılık klasik olduğu üzere yine olumsuz ayrışıyor. Borsanın genel ortalaması BIST endeksinin 3,5'ken bankacılık endeksi 4,5 satışıyor. Bazı bankalarda %6, %7'lere varan satışlar gördük bugün. Kurlarda hareketlilik var. Bir taraftan da bu var. Hani diyorduk ya dolar TL sakin, bir değişim yok. Dolar TL'de devam eden sakinlik başlıkları atıyorduk.
İki gündür kur hareketli. Dün o bir anda zıtladığı yere daha sonra yeniden düşmüştü. Bugün baktığımızda yeniden dolar TL'nin yükseldiğini, euro TL'nin yükseldiğini görüyoruz. TL'de bir değer kaybı var. Birazdan konuşacağız ve değerlendireceğiz. Tabii BDDK'nın bugün attığı adım, yabancı yatırım bankalarının Türk lirasına ulaşımı ile ilgili biraz daha rahatlama adımı da önemliydi. Bu bir normalleşme adımı olarak yorumlandı. Onu da ifade edelim ve Merkez Bankamızın enflasyon raporu yarın gelecek. 7.4'tü yıl sonu tahmini, Merkez Bankamızın enflasyon tahmini onu muhtemelen biraz yukarıya çekecek. Birazdan iki değerli konukla buluşacağız. Küresel piyasalarda kimler bizler olacak? Özlem Bayraktar, Gökşen Tacirler Yatırım'ın baş ekonomisti. Aynı zamanda Özlem Derici Şengül de yine küresel piyasalarda konuğumuz olacak birazdan. Ve onunla da sohbet edeceğiz. Şöyle bir bakalım nasıl bir tablo var. Efendim ekranlara yansıtacağız, piyasalara bakacağız. Dolar TL'de 6.94.53'ü görüyorum, %1 yukarıdayız. Euro TL'de de aynı oranda yükseliş var, 8.14.69. Dolar endeksi bugün yatay, euro dolar paritesi de biraz aşağı geldi, 1.17.22 seviyesi. Viyopotuz akşam seansında 1.316'yı görüyorum, orada bir hareket yok şu an için. Gün içerisinde grafiğimize bakalım. Dolar TL'de, dolar TL hareketlendi iki gündür. 6.96, 6.97'yi gördük bir anda. Biraz aşağı geldik ama hala yukarıda. Dolar TL 7'nin altındayız, onu ifade edelim ama son birkaç gündür kurda biraz hareketlilik var. Euro'da zaten bir süredir devam eden güçlenme var Türk lirasına karşı. Ona bir iki gündür dolarda eklenmiş görünüyor TL'ye karşı hareket açısından. Borsa İstanbul bugün gayet sert bir satış vardı. 1.152'ye geldik. Eski tabirle diyelim 115.000 seviyesine kadar, 115.270 Borsa İstanbul'un geldiği yer. Nereden geldik? 120.000 eski rakamlarla söylüyorum sınırından. Yani 1.197'den geldik 1.152'ye. Hani nefes aldırmayan bir satış oldu adeta Borsa İstanbul'da ve seansın en düşük seviyesinden kapandı. BIST yüz endeksi bugünü iyi bitirmedi. Bakalım efendim tahvil faizine. Faizlerde de bir miktar hareketlenme var. 10 yıllık tahvil faizimiz bakın 12.8'e geldi, yani 13'e yaklaştı. 2 yıllık tahvil faizimiz %11 seviyesinin üzerinde. Burayı hatırlıyorsunuz, muhtemelen hatırlayacaksınız. Uzun süre 8-10 bandında götürdük. 2 yıllık tahvil faizimiz 8'lerdeydi. Uzun vadeli tahvil faizimiz 10 yıllıkta 10'lar civarındaydı ama son dönemde yukarı doğru hareketlenme görüyoruz. Bakalım Amerikan 10 yıllığına, orada da biraz geri çekilme var bugün. 0.6 seviyesinin altındayız. 0.57 seviyesine kadar düştü. Yine 5 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizleri düşmeye devam ediyor. Düşük faiz ortamı, yarın FED kararı, onu da hatırlayalım. Ons altında yükselişi tabii bu düşük faiz ortamında sürdürüyor. 1800-1900 neredeyse 2000 dolara geldik. 13-14 dolarlık bir hareket var. 1956 dolar. Gram altın 437 liraya kadar geldi. Yani burada da soluksuz bir hareket devam ediyor. Bitcoin de hareketliydi. 11 bin doların üzerini görmüştük akşam saatlerinde. Biraz aşağı gelmiş 10.900. Petrol fiyatları yatay eksi de diyebiliriz. Yani çok sert bir satış yok ama Brent petrol 41 dolara yakın. 43 dolar Brent petrol. Avrupa endekslerine bakalım. Çok iyi bir gün geçirmedi salı günü. Bakın genelde satışlar var. Londra'yı bir kenara koyalım. Avrupa endeksleri de Amerika gibi bugünü negatif kapattılar. Amerikan endekslerinde de S&P, Dow Jones ve efendim Nasdaq'ta satışlar görüyoruz. Üçü birden aşağı giriyor. Nasdaq biraz daha sert satışıyor. %0.5'te. Hemen Melike'ye döneceğim. Bakalım onda hangi notlar var? Bizlere nasıl anlatacak bu satışı? Onu dinleyelim. Barış, öncelikle McDonald's, 3M, Harley Davidson gibi şirketlerin ikinci çeyrek bilançolarını açıklayıp analiz tahminleriyle örtüşmediğinden dolayı düştüğünü görüyoruz. Bir yandan da tabii bu 1 trilyon dolarlık kurtarma paketi artık yılan hikayesine döndü ve cumhuriyetçilerin taviz vermediklerini görüyoruz. Bu cumadan önce anlaşılmalı, çünkü cuma günü süresi doluyor. Nedir? İşsizlik sigortası başvurularının son günü.
o 3 trilyon dolarlık paket bitecek artık. Şimdi 3'te 1'i kadar bir paket geri geldi ama demokratlar bu çok az diyor. Bir yandan da şimdi 3 endekste de düşüş var, evet. Ve Pfizer'da tam tersi rally var. %4.3'lük bir çıkış var. Çünkü aşıyla ilgili bir, ikinci çeyrek bilançolarıyla ilgili iki tane olumlu haberi var. Üçüncü aşamasına giriyor aşı açısından. Yani Moderna'ya katılıyor. Bir tek o değil, BioNTech de aynı şekilde. Ve Pfizer'ın bu güzel haberi Ekim aşısını askıya alsa da kendisini yukarı çıkardı ikinci çeyrek bilançosunda iyi gelmesiyle birlikte. Bir yandan da çok enteresan bir hisse var, Kodak hisseleri. 3 katı kadar bir performans gösteriyor. Sabah saatlerinde gelen bir haber. Trump hükümeti 765 milyon dolarlık bir kredi veriyor bu hisseye. İsmin Kodak. Kodak yani bu ünlü fotoğraf, film, araç gereçleri yapan firmaya. Neden? Korona ile ilgili mücadelede, korunmayla ilgili gerek maske ve koruma aletleri yapımında, imalatında artık Çin'e ve Hindistan'a güvenemiyoruz. Yani Çin ve Hindistan'dan eczacılık, kimyasal maddeler, böyle maske gibi alım yapabileceğimiz yani siparişler tehlikeye girdi diyor. Ve zaten bunu COVID-19'un ilk lockdown'u yani kapatılma başladığı zaman Ford ve GM ile General Motors'la da yapmıştı. O zaman da maske ve respiratör, hani özellikle ventilatörlerle alakalı olarak onlara siparişler vermiş. Onlara hem kredi hem de fonlamada bulunmuştu. İşte bu hisse o yüzden 3 katına çıktı şu an itibariyle. İsmin Kodak. O ayrışıyor ama borsa öyle değil. Borsa bir yandan baktığımızda risk iştahının azalmasını, bu senatoda devam eden çelişkileri, çatışmaları, ABD için gerilim hiçbir yere gitmedi. O onu fiyatlarken bir yandan da dediğim gibi bir perakende sağlık sektöründeki gelen firmaların ikinci çeyrek bilançoların iyi tutmamasını. 3, sen de söyledin. Florida'da yine COVID-19 vakaları, hastaneye kaldırma vakaları yine rekor seviyede. Şimdi bir dördüncü eyalet daha katıldı bunlara. Kim? Texas. Texas kime katıldı? California, Florida ve New York'a katıldı. Neden? Texas'ta da rekor seviyede COVID-19 vakaları görülmeye başladığı için. New York'ta artık diyor ki Puerto Rico ile Washington DC'den gelenler de karantinaya alınacak. New York'ta kendini koruma çalışmaları içinde. İşte bütün bunlar devam ederken sen de söyledin. FED toplantısı da başladı. Yarın FED kararı gelecek, önemli bir gün. Ve finansal şartlarla ilgili kolaylaştırmasına, güvercin olmasına devam etmesi bekleniyor. FED'de demişken FED'in acil durum kredi programı var. Bu 30 Eylül'de sona eriyordu. Ta ki bugün yaptıkları bir duyuruya kadar. Şimdi onun süresinin uzatılacaklarını söylüyorlar. O da biraz piyasayı şöyle sabah saatlerinde biraz toparladı ama maalesef ikinci çeyrek bilançolarının karışıklığı ile birlikte borsanın kendini aşağı çektiğini gördük diyorum. Söz tekrar size İslam'la veriyorum. Melike Ayhan, çok teşekkürler. Kapanışta bir kez daha karşımızda olacak. Biz efendim sohbetimize başlayalım. Özlem Derici Şengül ve Özlem Bayraktar Gökşen bizlerle. Her ikisine de ben hoş geldiniz demek istiyorum. Merhaba Barış, iyi akşamlar. Özlemciğim merhaba. Merhaba. Özlem Derici, senle başlamak isterim izninle. Bu arada izleyicilerimiz de hoş geldiler. Adreslerimiz ekranlarda. @BloombergHT Twitter adresimiz. Sorularınız varsa bizlere iletebilirsiniz. Çok mesaj var. Yani kurla ilgili, dolar TL ile ilgili. Mehmet Bey diyor ki Barış Bey dolar neden yükselmiyor diyordunuz günlerdir. Evet yükseldi, ne dersiniz? Ben dolar neden yükselmiyor demiyordum, onu düzelteyim. Evet, bu soru evet, sana evet. Barış bence yani, cevap. Vallahi ben anlamadım ya. Ben diyordum ki dolar neden sakin, neden bu kadar sakin? Dolar TL neden sakin demek, neden yükselmiyor demek değil, neden düşmüyor da demek aynı zamanda. Neden aynen. Dolar TL düşmüyor da demek aynı zamanda. Evet. Bir kez daha söyleyeyim efendim. Çünkü bana bayağı mesaj geldi bunun. Mesela diyor ki Kerim Metin Bey, nazar değdirdiniz dolar TL'ye Barış Bey. Allah aşkına benim söylememle, dolar TL çok sakin dememle nazar değiyorsa değmez ya. Benim dememle değmez, onu söyleyeyim. Onunla da hareket etmez. Bu iki mesajı girişte yanıtlayayım. Ben tabii değerli ekonomistlerime soracağım. Dolardaki hareketliliği, Euro TL'deki hareketliliği hepsini değerlendireceğiz. Ama yarın FED kararı var. Özlem Derici. Onunla başlayalım, yani küresel tabloyu bir konuşalım. Bir şey bekliyor muyuz? Ne bekliyorsun?
küresel bir dolar zayıflığı da var. Belki onu da konuşuruz ama senden bir FED toplantısı değerlendirmesiyle başlayalım. FED'in yarınki toplantısında herhangi bir değişiklik veya bir politika dönüşü gibi herhangi bir şey beklemiyoruz. Geçen toplantıda aslında hani bir hedefleme olabilir mi? Sadece işte faizler çok düşük seviyelerde sonuçta. Dolayısıyla hani bir miktar hedeflemesi olabilir mi gibi bir tartışma vardı ama son zamanlarda Fed üyelerinin yaptığı açıklamalardan böyle bir sinyal almıyoruz. Yani genelde Fed üyeleri bu tür politika değişikliklerinde piyasayı, işte basını, bütün partnerleri hazırlayacak iletişim takip ediyorlar. Böyle bir iletişim de olmadı. Dolayısıyla muhtemelen hani tabii ki de ekonomiye destek isteği veya herhangi bir olumsuz durumda desteğin devam edeceğine dair açıklamalar olacaktır. Ama henüz ne riskler bertaraf edildi, ne uygulanan politikaların tam olarak etkisi ekonomik büyüklükler üzerinde tamamen hissedildi. O yüzden ben çok majör bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Piyasalardaki gidişatı tamamen tersine çevirecek. Peki, sevgili Özlem Bayraktar Gökşen'den de bir FED kararı tahmini rica edelim. Evet, ben de Özlem'e katılıyorum. Yani, yani genel çerçevede çok büyük bir sürprizle karşılaşmayacağımız bir toplantı olacak. Zaten faizlerde gidecek yer kalmadı. Varlık alım programı ile ilgili de ek bir adım beklenmiyor. Tek beklenen şey aslında Powell'ın söylemini aynı güçlülükle devam ettirmesi. Bu faiz seviyesi uzunca bir süre burada kalacak. Ve buna ek olarak da işte enflasyonda biraz daha yüksek seviyeleri tolere edeceğimiz bir noktaya gelmeyi de uygun görüyoruz gibi, aslında çok da yeni olmayan söyleminin tekrarını bekliyoruz. Dolayısıyla da dolar endeksinde özellikle FED toplantısı kaynaklı, FOMC toplantısı kaynaklı bir hareket beklemiyoruz ama tabii dolar endeksindeki düşüşün devamı da söz konusu olabilir gelecek dönemde. Özlem Bayraktar Gökşen, sana devam edeyim, sonra Özlem'e de soracağım. Şimdi Amerika'da koronavirüsle ilgili sıkıntı devam ediyor ve belki biraz daha yani ikinci dalga riski söz konusu, işte yaz bitecek sonrası ne olacak bilmiyoruz. Fed'den ek bir genişleme, ek bir destek gelebilir mi? Yani bunun sözünü, bunun yönlendirmesini ya da bunun sinyalini biz yarınki toplantıda alır mıyız? Yoksa şu an için Kasım ayında da seçimler varken Fed fazla yerinden oynamak istemez mi? Yani daha ek destek ne yönde olabilir? Daha mikro yönetimle belki daha farklı varlıkların alınmasından bahsediyor olabiliriz ama zaten tarihi boyutlarda bir varlık alımından bahsediyoruz. Bu acil programı da uzatmış değil mi bir taraftan bugünkü, evet, haber? Evet, aynen. Yani yapılabilecek her şey bence FOMC tarafından yapıldı. Maliye politikası tarafı çok ön planda, biliyorsunuz ABD tarafında. İşte bir 1 trilyonluk paket daha konuşuluyor. Hatta daha yükseltilmesi yolunda. Özellikle Kasım seçimleri öncesinde biraz daha demokratlar tarafından da bir baskı söz konusu. Ben FOMC'den hani şu söylem olacaktır. Daha fazla destek gerekirse daha fazla destek vermeye de hazırız söylemi söz konusu olacaktır. Ama bununla ilgili daha işte açık, bariz ya da mesela getiri eğrisi kontrolü gibi unsurların da çok yakın zamanda olmayabileceğine ilişkinde bir beklenti var elbette. O yüzden bu toplantı bizim hani eski diğer toplantılara göre daha olaysız geçecek bir toplantı gibi gözüküyor en azından şimdi. Evet, o değil mi? Yabancıların deyimiyle non-event. FED toplantısı gibi bir non-event. Yani bir şey olmaz bu toplantıdan. Boş bir toplantı, evet, gibi. Tabii Powell'ın söyleyecekleri önemli olacak. Yani izleyicilerimiz de soruyorlar. Bir taraftan bu acil kredi programını 2020 sonuna kadar uzatması, ki Eylül'de bitiyordu. Bu da sanki bir sinyal değil mi Özlem Derici? Yani her şey normale dönmedi. Amerika'da, Amerikan ekonomisinde hala teşviğe ihtiyaç var anlamına gelmiyor mu bu acil kredi programının süresinin uzatılması? Kesinlikle henüz
hem likidite desteğinin yeterli olup olmadığına dair bir tartışma var. Hem de hedef odaklılığıyla ilgili de bir başka hani tartışma konusu var. Dolayısıyla evet bir miktar parasal genişleme uygulanıyor ama ekonominin çarklarını tamamen döndürmeye dönük evet göstergeler iyi geliyor olabilir ama tam da pandemiden çıkışı yani o ivmeyi yaşıyoruz. Yoksa orta vadeli problemlerin çözüldüğüne dair herhangi bir sinyal almıyoruz. Bu anlamda evet kesinlikle bir sinyal niteliği taşır uzatması ama ekstra bir adım atmaya yetecek bir şey değildir, sinyal değildir bence. Ben de mali taraftaki adımları biraz daha bekleyecektir diye tahmin ediyorum Fed. Elinden geleni hani yapmış vaziyette. Bundan ötesi Özlem'in dediği gibi daha belki mikro yönetim olabilir. Hani çok ekstrem durumlarda şimdi tahvil alımı uyguluyor. Belki hisse senedi alımı söz konusu olabilir. Ve de getiri eğrisi kontrolü tabii ki de. Ama bence bunlar çok son şeye kadar saklanacak cephaneler, işlerin çok daha kötüleşmesi durumunda ortaya konacak cephaneler. Şu aşamada bugüne kadar attığı adımların meyvelerini hani toplayıp toplamadığını görmek, bir de mali taraftan para politikasına destek gelecek mi? Bunu bence biraz daha analiz edebilmek için zamana ihtiyacı var Fed'in. O yüzden de beklemeyi tercih edecek diye tahmin ediyorum. Peki bu bayram öncesi son programımız olduğu için izleyicilerimize bol bol mesajlarına yer vereceğim bu programda. Twitter'dan gelen bayram coşkusu adeta bayram programı gibi Twitter'dan @BloombergKT'den gelen Twitter mesajlarınızı okuyacağım. Bak diyor ki mesela Tayfun Bey, Tayfun Haznederoğlu yazmış. Barış Bey, Twitter bana cıvılda diyor, cıvıl diyorum ama okumuyorsunuz demiş. Okuyorum bakın Tayfun Bey, sorunuzu iletebilirsiniz. Twitter'ın o simgesiyle beraber o çağrışım size gelmiş. Yazın, okuyayım, yanıtlayalım, hep beraber konuşalım, değerlendirelim. Koronavirüste ikinci dalga demiş, bizi nasıl etkiler? Erdinç Bey yazmış. Yani Ayasofya ile ben piyasanın bir ilgisinin olduğunu, kısa vadeli bir ilgisinin olduğunu hiç düşünmüyorum. Onu da eklemişsiniz sorunuza ama bunun piyasayla pek ilgisi yok. Başka şeyleri değerlendiriyor ve piyasa etkileniyor gibi geliyor bana naçizane. Konuklarımız da elbette yanıtlar. Yalçın Kaya'ya borsa düşüş soracağım. Merak etmeyin. Altın, Goldman Sachs'ın 2300 dolar onu yine soracağım. Biraz şöyle mesaj okuyayım bol bol. Az önce de söylediğim gibi. Bir izleyicimiz diyor ki Barış Hocam biraz da diyor vatandaştan şu açığa satışların yasaklarının kaldırılmasını biz anlatalım. Bizi ekranlara çıkarın demiş. Bakın okuyoruz mesajlarınızı. Bankaların düştüğü her kademeden alıyoruz ama şu yabancının elindekileri bir türlü bitiremedik. Evet bir satış devam ediyor. Yabancı satışı borsada haklısınız. Cavit Bey sormuş. Altın yıl sonu ne olacak diyor yine izleyicimiz. Nereye gider? Altında hem ons hem gram yükselişini sürdürüyor. Aykut Bey neden demiş, iyi yayınlar demiş, çok teşekkür ederim. Neden Türkiye'nin CDS puanı alt bandınızda geçmez? Ülkemizin CDS puanı neden sır bilgi niteliğindedir? Sır bilgi niteliğinde değil. Her akşam gösteriyoruz Aykut Beyciğim. Bakın sevgili yönetmenim Selçuk'tan rica edeyim. Göstersin CDS ekranlarda yani bir böyle oradan geçmiyor, burada neden yok falan gibi. O ekranlara geliyor bakın terminalden gösteriyoruz zaten. 550'ye yakın şu an. Borsayı 3-5 dakikaya sığdırmayacağız inşallah bu akşam. Dolar TL konusundaki yorumumuz İran'dan bize yazan Farşat Bey'i güldürmüş. İran'a da buradan selamlar, saygılar, sevgiler diyelim. Efendim ikinci dalga diyorsunuz ama birinci dalga henüz bitmedi. Nasıl ikinci dalga oluyor demiş. Bugünkü düşüş ilerleyen güçlerle devam eder mi diye. Çok mesaj var. Şunu da okuyayım. Bora Yüksel Bey, Özlem Derici'nin fondaki duvar resmi dünya ekonomileri açısından manidar derecede düşündürücü. Özlem senin o mor o ne markasında Cadillac mı bilmiyorum. Şöyle yönetmenim bir tahmin etti. Mor bir dağılmış bir araç. Bunun dünya ekonomileriyle ilgisi yok. Onu biliyoruz. Ama altınla devam edelim istersen. Özlem Derici. Altın parlamaya devam ediyor adeta. Nasıl değerlendiriyorsun bu yükselişini? Tahminler de daha da yukarı doğru gitmeyi sürdürüyor.
Evet, aslında epeyce bir zaman önceden beri altının söylüyorduk. Tamamen temel faktörlere dayalı olarak. Tabii teknik analist arkadaşlar daha seviyelerle ilgili net ifadeler kullanıyorlardı ama zaten temel faktörler de hem likidite koşulları çok ciddi yardımcı oluyor diye konuşuyorduk. Hem doların seyri, hem faizlerdeki, reel faizlerdeki düşüş, hem de risk algısı. Yani henüz sağlık krizi geride bırakılmış durumda değil. Üstüne üstlük bir de jeopolitik riskler üstüne geliyor. Bu kadar dert yokmuş gibi. Dolayısıyla da temel faktörlerin yukarıya taşımaya devam edeceğini konuşuyorduk. Ama şimdi tabii bir rekor hani kırıldı. Çok uzun zamandır görülmeyen bir seviye kırıldı. Buradan sonrasını devam edip etmeyeceğine dair tahminde bulmak çok güç. Ama sadece temel faktörler bazında bakacak olursak henüz ortadan kalkmadı. Bu saydığımız faktörlerin hiçbiri ortadan kalkmadı. Hem risk algısı yüksek, hem daha doğrusu risk barındıran faktörler halen daha çok fazla mevcut. Hem de reel getiriler tüm emtialara, sadece altın değil gümüş de çok ciddi bir rally içerisinde destek oluyor. Likidite koşulları ayrıyeten destek oluyor. O yüzden de devamını bekleriz. Ama ciddi dalgalanmalar yaşayacaktır. Tam bu seviyelerde 1920-1930 dolar civarında ons fiyatı, dediğim gibi 2011'den beri yanılmıyorsam görülmeyen seviyeler. Dolayısıyla önemli dalgalanmalara hani gebe diyebiliriz. Daha yukarısı var mı derseniz, evet, temel faktörler daha yukarısında olduğunu gösteriyor. Peki 1957 şu an ons altın. Özlem Bayraktar, tabii altın 2000 olur mu diye sormayacağım sana, ya da 2300 Goldman Sachs'ın tahmini gibi, ama Özlem Derici o temel dinamikleri değerlendirdi. Senden de bir yorum rica edelim. Çok düşük Amerikan faizleri var. Yani 10 yıllıklar yine 0.57'lerde yerlerde geziyor. 5 yıllıklar, 2 yıllıklar aynı şekilde tarihi düşük seviyeler. Bunun muhtemelen etkisi var. Virüs vakaları, zayıf dolar, bilmiyorum sen nasıl yorumlarsın, nasıl değerlendirirsin? Şimdi altın tarafında tabii çok artık hepimizin ezbere bildiği reel faiz oranı en belirleyici faktörlerden biri. Burada geleceğe yönelik olarak aslında reel faizlerin nereye doğru evrileceğini az çok tahmin edebilmek altınla ilgili de bir tahminini hemen paralelinde getiriyor. Ve mevcut reel faiz seviyelerinin ya da mevcuttan daha ziyade negatif reel faiz seviyelerinin bir sürü korunması gerekliliği aslında masada. Neden? Bunu hani birkaç haftadır özellikle konuşuyoruz, vurgulamaya da çalışıyorum. Çünkü bu kadar ciddi borçluluğun olduğu bir dünyada, işte 2007-2008'den itibaren hızlanarak borçluluklarda önemli artışlar görüldü likidite artışıyla beraber. Pandemi sonrasında da bir o kadar daha dalgayla borçluluk artışı oldu ama büyüme oranları çok düşük. Daralacak birçok ekonomi. Ve bu borçluluğun daha fazla omuzlarda yük olmaması için büyüme oranlarının bile altında bir reel faiz olması gerekiyor. Yani zaten eksi bir büyüme oranının altında bir reel faiz olsun ki borç daha fazla gözümüzde ve o göstergelerde büyümesin. O yüzden önümüzdeki süreçte en azından 2020'nin sonuna kadar, hani daha kısa vadeden bahsedelim, reel faiz oranlarında dünyada da negatif bir seviyeden bahsediyor olacağız. O nedenle de altın için bu tabii çok elverişli bir pozisyon. Dolayısıyla da işte yukarı yönlü revizyonlarında geldiğini görüyoruz. O kadar hızlı bir yükseliş gösterdi ki elbette hani biraz nefes alır mı, 1900'leri çekilir mi? FED mesela FED'den etkilenir mi Özlem, FED'in bir söyleminden? Yarınki önemli bir toplantı. Çok etkileneceğini zannetmiyorum. Yani biraz önce söylediğimiz mesajlar, işte beklediğimiz mesajlar zaten herkesin tahmin ettiği mesajlar. Dolayısıyla ekstra bir etkisinin olmasını beklemem. Ama mesela altında aslında işte 2020 sonuna doğru, belki de 2021'in ilk yarısı itibariyle hala yukarı yönlü eğilimi destekleyecek bir reel faiz ortamı görüyor olmamıza rağmen ABD faizlerinde de, 10 yıllık faizlerinde de kısa vadede bir miktar hareketlilik görebiliriz. Burada özellikle şunu yakından takip etmek lazım. Birincisi aşı haberleri. İkincisi de bu bütçeyle ilgili işte paket haberleri. Her iki unsur da ABD tahvil faizleri üzerinde yukarı yönlü bir
hareketi beraberinde getirebilir. Yani dün mesela hızlı bir hareket gördük. İşte 0.57'lerdeydi, 0.63'lere doğru geldiğini gördük. Paketin özellikle etkisinin nedeni şu, zaten önemli bir bütçe açığı var ABD'de. İşte 3 trilyon dolarlık bir paket açıklanmış, üstüne 1 trilyon dolarlık bir paketten bahsediliyor. Dolayısıyla bu finanse edilmesi gerekiyor. Asıl finanse borçlanıcı asıl FED ama giderek bütçe açığı büyüyor. Bu faizler üzerinde bir baskı yaratabilir kısa vadede. Dolayısıyla belki altındaki işte biraz nefes alma fırsatını oradan görüyor oluruz. Bir diğer unsur da aşı. Aşıyla ilgili çok olumlu haberler geliyor. İşte dün itibariyle biraz daha hani bu sevindirici bir haber olarak görülürken bugün hani çok da bakılmadı bu aşı haberlerine ama aşı haberi bütün küresel piyasalardaki ana dinamiği de değiştirebilici nitelikte olabilir. Bunu göz ardı etmemek lazım. Ve son zamanlarda da çok iyi haberler geliyor. Benim en çok dikkatimi çeken Dr. Fauci'nin dün yaptığı açıklamalarda çok daha karamsar bir resim çizerken işte Kasım gibi etkili bir aşı gelebilir gibi bir açıklaması oldu mesela. Ya da Moderna şirketinin şu ana kadar en ileriye seviyeye gelmiş bir aşı tekniğinden bahsediliyor. Ya da işte Pfizer ve diğer ilaç şirketlerine ilişkin hızlı hızlı haberlerin geldiğini görüyoruz. O haberleri yakından takip etmekte fayda var. Hakikaten 2020'nin sonuna kadar aşı tarafında çok iyi bir iyileşme olursa, önemli bir adım olursa bütün küresel dinamiklerde biraz daha farklı bir söyleme geçiş yaşayabiliriz. Ama mevcut reel faiz ortamında tekrar altını döneceğim. Altını destekleyen faktörler halen mevcut. Peki birkaç mesaj okuyayım sonra sevgili Ferhat Yüksel Türk'ün değerlendirmesini ekrana getireceğim ve kur konuşmaya başlayacağız. 6.95 yeni yatay olabilir mi demiş Erol Doktor Bey, bilmiyorum yani, bakacağız, onu söylemek için biraz erken herhalde, değer yani görmek lazım herhalde. Hep sizin yüzünüzden diyor, espriyle karışık olarak kurdaki hareket. Finiti Rumuzlu izleyicimiz. Bugün borsanın düşmesinin nedeni bayram tatili olabilir mi demiş izleyicimiz. Yoksa bir panik vardı. FED ters köşe bir faiz, yani Reis Bey bir faiz artışı çok uzak. 2022'ye kadar zaten faiz artırmayacaklarını ifade ettiler. Bir faiz artışı çok olmaz yani. Ben yani konuklarıma sormadan ben bunu söyleyeyim yani, değil mi? Size sormak bile biraz yok, sormana gerek olacak. Yok. Herhalde bunu, yani bunu verebilirim değil mi? İzninizle özür dilerim. Yani böyle sanki cevap veriyor gibi oluyorum ama özür dilerim. Böyle bariz bir soruya da vermek istedim. Bir kez daha affınızı diliyorum. Köksal Bey de oynaklığın 6.85'lerden sonra artması piyasa için nasıl bir mesaj vermiştir demiş izleyicimiz. Bakacağız yani, onu soracağım şimdi. Bir dinleyelim Ferhat Bey, bu hakikaten kurdaki oynaklığı ben de merak ediyorum. Nasıl değerlendirecek özlemler? İzleyelim Ferhat Bey, sonra devam edelim. Türk şirketi özelinde baktığımızda tabii Türkiye'deki CDS oranları nedeniyle Türk şirketlerinin yurt dışında borçlanma tarafında maalesef maliyetleri diğer ülke şirketlerine kıyasla bir miktar daha yüksek. Aynı zamanda eğer bu Türk şirketinde özelinde konuştuğumuzda hakikaten TL gelirleri daha yoğunsa ve yurt içinden borçlanabiliyorsa, bu dönemde yurt dışındansa yurt içinde borçlanmak çok daha mantıklı. En azından TL cinsinden borçlanmak çok daha mantıklı. Çünkü bizim son dönemdeki ekonomi politikamız aslında daha çok Türk lirasının rekabetçi konumunu koruması ve bu anlamda da çok aşırı değerlenmemesi. Bu da tabii Türk lirasının döviz cinsi, yani euro ve dolar karşısında o orta uzun vadede bir miktar zayıf kalmasına neden olacaktır. Böyle bir durumda da yabancı para cinsinden borçlanmadan ziyade yerli para cinsinden borçlanma çok daha olumlu bir strateji olacaktır diye düşünüyorum. Özlem Derici'yle hemen devam edeyim. Dolar TL ve Euro TL'deki oynaklık. Yani şöyle son 3 günün grafiğini ekranlara getireceğim. Dün bir anda şu hareketi görünce hepimiz dedik ya ne oluyor, bir spekülatif durum mu var? Bunu merak ettik. Sonra aşağı geldi hızlı bir şekilde ama bugün yeniden yukarıda. Yani dünkü seviyenin neredeyse üzerine çıkmış. 6.94.50. Nasıl değerlendiriyorsun Özlem Derici?
Yani hani başlangıcı neyin tetiklediği ile ilgili herhangi bir hafta sonu gerçekleşmiş veyahut da hani daha önceden bilinen bir şeyi yok. Bir dolardın tam tersi doların dünyadaki seyri değer kaybederken özellikle. Ama hani temel tarafta sadece şu iki günlük şeyi bir kenara bırakacak olursak bu hareketi. Temel tarafta hep konuştuğumuz riskler zaten taşınarak gelmişti. Bunun risk olarak taşınmasının biz altını neden çiziyorduk? Çünkü bir noktada bu bir arz talep dengesi diyor. Bizde arz ve talep dengesi ve bu dengeyi tutturan şey kamu, özellikle kamu bankalarının döviz arzıydı şimdiye kadar ve Merkez Bankası rezervlerinden de çok ciddi miktarda bir aktarım söz konusu olmuştu. Dolayısıyla da hani biz bu sakinliği... Bu aktarım bitti mi? Bu aktarım bitmedi ama Merkez Bankası rezervlerinde her ayın son günlerinde özellikle şeyi görüyoruz, bugün çıkan datayı, yani swap miktarı ne kadar oldu, net rezervler nereye geldi gibi. Bu bir kırılganlık göstergesi olarak önemli takip ettiğimiz göstergelerden bir tanesi. Ne oldu o ve gösterge? Onu da sorayım, özür dilerim. Tabii bankaların Merkez Bankası ile yaptığı swap miktarı 58 milyar dolara çıktı. Dolayısıyla bunu hani net rezervleri, bir dediğim gibi yine kırılganlık göstergesi olarak takip ediyoruz. Net rezervler nedir dediğimiz zaman toplam döviz varlıkları ile döviz yükümlülükleri arasındaki fark. Özlem, özür dilerim ya, çok böldüm ama yani hakikaten insicamını bozdum ama. Bankaların Merkez Bankası ile yaptığı swap miktarının 58 milyar dolara çıkmasını biraz açar mısın? Yani bankalar ellerindeki dövizi Merkez Bankası'na verip Merkez Bankası'ndan Türk lirası alıyorlar. Merkez Bankası'na bankaların verdiği dolar ya da o takas toplamı 58 milyar dolar mı olmuş? Evet, 58 milyar dolar olmuş. Bu Haziran verisi bu arada. Yani Temmuz verisini bir ay sonra göreceğiz. Çok gecikmeli bir şekilde geliyor. Ama biz bunun son birkaç aydaki seyrine baktığımız zaman şöyle, işte 20 küsur milyar dolar Nisan ayı yanılmıyorsam. Sonraki ay 30 küsur. Mayıs ayında 54. Şimdi de 58 milyar dolara, yani artarak, evet azalarak artıyor ama artarak devam eden bir swap yükümlülüğü var. Dolayısıyla da ne olmuş oluyor? Bankalar TL likitte temin ediyorlar. Ardından döviz rezervi veriyorlar Merkez Bankası'na ama swap vadesi geldiğinde de bu işlem tersine dönüyor. Ve bunu çıkartarak baktığımız zaman net rezervlere işte eksi 30-35 milyar dolar civarında, yani net rezervlerin de altına düşmüş vaziyette. Bu çünkü şeyde görünmüyor. Merkez Bankası bilançosundan takip edebildiğimiz bir veri değil. Ve bunu bizim bu kadar yakından takip etmemizin nedeni şuydu. Öyle bir noktaya gelebiliriz ki kurumsal talep olabilir. Yani bir noktada hani döviz talebi artık kamu bankaları aracılığıyla hani piyasaya döviz vermenin ötesinde bir taleple karşılaşabiliriz ve de bir noktada kur sıçrayabilir. Bu riski hep göz önünde bulundurarak bu kadar yakından takip ediyorduk. Bunun arkasında da, bu tabii tetikleyici nokta, bunun arkasında yüksek finansman ihtiyacı, döviz rezervlerinden daha az, turizm gelirlerinden daha az döviz girişi, ihracat gelirlerinin azalması, yüksek dış finansman ihtiyacı gibi pek çok temel faktör de zaten taşınarak buraya kadar getirdi bizi. O yüzden yani önümüzdeki dönemde de bu tür piyasada döviz talebinin yükselmesi anında o talebin yeterince önceki dönemler kadar karşılanmadığını ve kurda hareketlenmenin arttığını görebiliriz önümüzdeki dönemde. Ne zamana kadar? İşte işler daha normale dönüp bu temel faktörler kura yardımcı olmaya başlayana kadar. Peki Özlem Bayraktar, şunu da sormak istiyorum. Böyle bir zaman zaman bu tarz hareketlilikte diyoruz ki kura atak oldu, Türk lirasına atak oldu. Bir atak oldu mu? Bir atak, yani nasıl tabii tanımlanıyorsa, sence var mı? Özlem Derici dinamiklerini anlattı. Sen ne dersin? Şimdi yani şöyle,
yani geçmiş çok yakın dönemlerde yaşadığımız birkaç tane sayabileceğimiz kur şoku oldu ve her şokta da önemli bir spekülatif ataktan bahsedildi. O spekülatif atağın önüne geçecek birçok engelleyici düzenleme de geldi. O yüzden de o düzenlemeler geldikten sonra bu tip atakların olma ihtimalinin çok azaldığını düşünürken işte başka bir hızlı bir artış görüyoruz. Buna atak diyemeyiz tabii ama şöyle bir algı bozukluğu da oldu son dönemde. Aslında senin de işte hani bu kurdaki yatay seviyeyi işaret ederken bunu söylemek istediğini tahmin ediyorum. Hani nedir o? Yani 1,5 aydır işte 6.85'ler civarında bir kurdan bahsediyoruz. Gelişmekte onun ülke kurlarıyla olan korelasyonumuzda da önemli bir bozulma oldu. Ve inanılmaz bir volatility düşüklüğünden bahsediyoruz. Elbette volatilitenin düşük olması kurdu, evet, hani istediğimiz, sevdiğimiz bir resim. Ama biz dünyadan farklı bir yerde durmuyoruz. Yani dünyayla iç içe bir ekonomiyiz. Ve euro-dolar paritesi gibi dünyanın en yüksek işlem hacminin döndüğü bir varlıkta işte 1.13'lerden 1.17'lere kadar giden bir volatilite var. Dolar endeksinde işte 100'lerden 98'lerden tekrar 93'lere kadar gelen bir harekette biz o yatay seviyenin devamını gördük. O yüzden de tabii ki sorguladık. Çok haklı olarak. Dolayısıyla senin aslında vurguların da belki de buna işaret ediyordu. Ama aslında belki o kadar yatay bir dönem olmasaydı, hani hafif hafif biz de o korelasyona yakın devam ediyor bile olsaydık, günlük %1'e varan bir değer kaybında bu kadar da hani gene yüreklerimiz ağzımıza gelmeyecekti ya da ne bileyim işte yine bir spekülatif atak oluyor mu gibi bir tedirginlik hissetmeyecektik. Çünkü aslında gün içerisinde şimdi ben de ekrana bakıyorum, işte ruble tarafında da %1'lerin üzerinde bir değer kaybı söz konusu dolar karşısında. Dolayısıyla son dönemdeki algı bozukluğunun bu tedirginlik üzerinde önemli bir etkisi var. Bunu bir kenara koyalım bir. İkincisi, bugün sadece kur tarafında görmedik, yani bütün TL varlıklarda bir satış vardı. Sen işte program başında söylediğinizde senin de piyasası tarafında çok ciddi satışlar vardı. Bankacılık sektöründe satışlar hız kesmiyor. Dün de aslında bu satışların devamını gördük. İşte yabancı takas oranlarına bakıldığında bankalar üzerinde çok düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Tahvil piyasasına bakıyoruz. Bugün yine bir 13'lere yaklaşan bir 10 yıllık var. 11'lerin üzerine gelmiş bir 2 yıllık var. Dolayısıyla hani bugün bütün TL varlıklarda bir satışın söz konusu olduğunu gördük. Dolayısıyla bunu hani dün gece itibariyle kurda gördüğümüz o hareketli bunu ne tetikledi? Hiçbir fikrim yok. Ama buradaki bu kırılganlığı yaratan temel faktörlerden bahsedeceksek orada bayağı bir fikrimiz var elbette. Bunu da işte her hafta konuşuyoruz. Bence Özlem de gayet güzel özetledi. Maalesef çok konuştuğumuz bir rezerv yönetimi söz konusu ve işte kamu bankalarının desteği söz konusu. İşte belirli bir noktada manevra alanı vardı belki. İşte TL burada desteklendi ama artık hani bu en son geldiğimiz noktada mesela işte kamu bankalarının bilanço dışı yabancı para pozisyonlarında önemli açılmalar söz konusu. Dolayısıyla acaba daha ne kadar daha desteklenebilir gibi soru işaretleri gündeme geliyor. Rezervler tarafında da hep bu bir konu tabii, işte brüt rezerv mi, net rezerv mi, hangi net rezerv falan. Burada tekrar hani kısaca bir özetlemem gerekirse aslında ülkeler arası karşılaştırmada mutlaka brüt rezerv kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bütün kredi derecelendirme kuruluşları da bunu görüyor. Bu yönde bir yorumda yapıyor ama işte o şekilde bakalım, karşılaştıralım. Brüt rezervlere oranla yıllık dış finansman gereksinimimiz bütün gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırdığımızda neredeyse en yüksek seviyelerde. Gayri safi yurtiçi hasılaya oranla baktığımızda %20'lere yaklaşıyor. Dolayısıyla bu çok basit temel bir resim zaten. Peki. Önemli bir dış finansman gereksinimimiz var. Başka noktalar da var. Evet dedin sanıyorum, bir araya gitmemiz gerekecek. Daha sonra devam edebiliriz istersen. Evet devam edeceğiz. Ama şunu göstereyim. Anladım ben seni. Teşekkür ederim. Bir sen de ifade ettin Özlem Bayraktar. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı hareketi. Bugün Rus rublesi %1.3 satışıyor.
Kolombiya pezosu %1.3'e yakın satışıyor. Türk lirası %1 satışıyor. Son 5 güne bakalım. Dedik ya bu 2-3 günde dolar TL hareketlendi. Son 5 güne baktığımızda Kolombiya pezosu %2.7, Rus surbesi %2.5 değer kaybı dolara karşı. Türk lirası %1.6, Güney Afrika randı 0.6. Aslında baktığımızda yani son 5 günde özellikle Türk lirası, Rus surbesi koy. Yani ben şunu, ya naçizane şunu söylemek istiyorum. Bence dolar TL'nin bu hareketine şaşırmayalım. Dolar TL'nin bir aydır sakin kalmasına şaşırmak lazım. Benim dolar TL bu kadar. Bu hareket olabilir işte. 5 günde diğerleri de gitmiş. Hatta bizden daha fazla gitmiş Rus hubesi. Buna şaşırmamak lazım. Bence şaşırılması gereken nasıl bir aydır sakin kalıyordu. O sanki biraz daha şaşırtıcı. Bugün gitmesi değil, sanki sabit kalması biraz daha şaşırtıcı geliyor gibiydi bana. Araya gideceğim. Araya giderken sayın bu konudaki yorumlarınızı da lütfen dönüşte alalım değerli konuklarımdan. Tufan Bey'i dinleyelim. Ara, sonrası da buradayız efendim. Türkiye esasında bu kadar negatif reel getiri olduğu olan dönemleri pek sevmiyor. Sonrasında da hep bir olumsuzlukla esasında karşı karşıya sonrasında kalıyoruz. Dolayısıyla şimdi bu faizin bu kadar hızlı indirilmesi sürecinde enflasyon da inecek varsayımıyla önden Merkez Bankası'nın bu faiz indirimlerine gitmesi esasında orada arada bir ciddi enflasyonla oluşan faiz arasında bir fark bıraktı. Tabii şimdi bu farkın bu süreçte böyle kalması çok kolay olmuyor ve belli bir yerden sonra artık bankalarda mevduat oranlarını bir şekilde yükseltip daha yüksek oranlarda TL'ye daha fazla faiz vermeyi açıkçası bu dönem için uygun görüyorlar. Dolayısıyla hani ben faiz tarafında esasında biraz yukarı gidişi önümüzdeki dönemde sanki göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü bu faizlerin bu kadar artık negatif reel getirinin olduğu bir dönemde bu kadar uzun kalmamızı ben açıkçası çok fazla normal karşılamıyorum. Bütün bir dünyada oluşan olumsuzluklarla da beraber şu anda işte yurt dışı borsalar, yurt dışı paritelerdeki oynaklık, yani bence dolar euro paritesindeki bu oynaklık bile birçok şeyin esasında piyasalarda hızlı değişebileceğini gösteren, tekrar volatilitenin belki gelebileceğini gösteren çok önemli etkenlerden bir tanesi. Dolayısıyla faiz tarafında sanki birazcık daha mevduat tarafında yukarı doğru gidişi göreceğiz ama esas insanlar için yatırım yapılabilir ve hoşuna giden bir seviyeye gelmesi ve tekrar faize yönelmesi için bence birazcık daha faizin gidebileceği bir yol var diye düşünüyorum. Küresel piyasalara devam ediyoruz. Amerikan Hazine Bakanı Mnuchin'in açıklamaları var. Bu 1 trilyon dolarlık salgına karşı teşvik paketi müzakereleri var. Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında Amerika'da bu müzakerelerde ilerleme sağlandığına ilişkin açıklamasını gördük. Özlem Bayraktar, borsayı çok soruyor izleyicilerimiz. Yani tabii ki ikiniz de ekonomist konuklarımız ama en azından tacirler yatırımın bugünkü sert satışa ilişkin değerlendirmesini senden alayım. Ne dersin? Borsadaki bugünkü sert satışa dair. Evet, şöyle, şimdi yeni seviyelerden konuşmak lazım tabii. İki ayna atıldıktan sonra o biraz kafa karıştırıyor ama dünden beri bir satış vardı özellikle banka hisselerinde ve yüklü bir satıştan da bahsediyorduk. Ama yani geçmiş şöyle bir aylık sürece baktığımızda 1175-1200 bandında nispeten daha sıkışık bir piyasa görüyorduk ve hep 1200'den hızlıca geri dönüşler görüyoruz. Bu bir ay boyunca orası hani desteklendi, hani bir şekilde oraya kadar gelindi ama ondan sonra hep önemli oranda bir geri dönüş gördük. Bu pazartesiden itibaren dediğim gibi önemli bir satış söz konusuydu. Bugün de son hız devam ettiğini gördük. Bugün bütün TL varlıklardaki satış hisse senedi piyasasına da yansıdı. Dolayısıyla bizim aslında kısa vadede işte acaba 1250'lere doğru yükselir miyiz beklentimizde bir miktar daha geri adım atmamıza neden oldu. Şimdi bundan sonra küresel piyasalarda nereye doğru gidilecek o önemli. İşte bugün itibariyle yine bir miktar satış gördük ama topyekun yeniden hafif de olsa bir düzelme görüldüğünde ilk önce orayı göreceğiz. Bir ikinci faktör de elbette kur. Kur tarafında yeniden işte bir dengelenecek miyiz? Tekrar gelişmekte olan ülke kurlarıyla
bir korelasyonunu söz konusu olabilecek mi? Dolar endeksindeki düşüş artık bir miktar yansıyabilecek mi? Bunları takip ediyor olacağız. Eğer kur tarafında bir miktar stabilizasyon görürsek o zaman tekrar hisse senedi piyasasında da hafif de olsa yukarı yönlü bir hareket söz konusu olabilir. Ama burada uzun zamandır bahsettiğimiz konuyu tekrarlamak durumundayım. Bankalardaki satıştan bahsettik ve teker teker bankalardaki yabancı takas oranlarına baktığımızda hakikaten neredeyse tarihi dip seviyelerine doğru gerilemiş durumda. Sadece bankacılık endeksindeki işlem hacmine baktığımızda çok sınırlı olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla zaten hani sürekli girip çıkan hani daha hızlı yabancı para yaklaşık işte 7-10 milyar dolar arasında deseniz önemli bir kısmının çıktığını gördünüz. Halen haftalık verilerde ufak ufak hala çıkışlarında devam ettiğini görüyoruz. Tabii burada artık bir durulma olması gerekiyor. Özellikle bankacılık sektöründe biraz makroekonomik düzlemde değerlendiriyor bence yabancı yatırımcılar. O nedenle de orada kalıcı bir giriş olmadıkça, yabancı ilgisi olmadıkça da bu tür seviyeleri söylemekte daha zorlanıyoruz. Yerli yatırımcının ağırlıklı olduğu bir piyasayla biraz daha devam edeceğiz. Dediğim gibi bir küresel piyasalar, iki de kur takip edeceğimiz konular olacak. Özlem, hisse senedinden sene başından bu yana bu Merkez Bankamızın verileri yuvarlayarak söylüyorum. 4.1 milyar dolar sene başından bu yana hisseden çıkan para, yabancıların satışı. Tahvil ve bonoda yabancı satışı sene başından bu yana 7.2 milyar dolar. İkisini kabaca topluyorum. 11.5 milyar dolara yakın sene başından bu yana yabancı çıkışı var. Tahvil ve borsadan toplam olarak senin dikkat çektiğin nokta. Yarın bir küçük noktaya daha hemen ekleyeyim. Aslında senin de bildiğin bir konu ama her hafta işte tahvilden çıkış oldukça tabii yabancı payının toplam stok içerisindeki oranı bayağı azalıyor. %4'ten altına geldik neredeyse. En üzücü olan noktayı söylemem lazım. Tek başına oran zaten düşük ama genişmekte o ülkelerle. Hatta makroekonomik çerçevesi çok da sağlıklı olmayan birçok ülkeyle karşılaştırdığımızda bile en düşük seviyelerdeyiz. Yani o ülkelere göre bile düşük seviyelerdeyiz. O yüzden de yabancı ilgisi anlamında bu kadar kötü bir resim elbette hem endişe verici hem de üzücü. Özlem, yarın Özlem Derici, Merkez Bankamızın enflasyon raporu var. Ne bekleriz? Evet. Piyasaya etkisi olur mu? Mesela kur Merkez Bankamıza, rezervler Merkez Bankası Başkanımıza sorulur mu? Nasıl yanıtlar gelir? Ne dersin? Evet, sorulacak en önemli konulardan bir tanesi para politikası yönetimi olacak tabii. Yani hem TL likiditesi hem de döviz likiditesi anlamında. Enflasyon raporunda enflasyon tahminlerinin yukarıya revize edildiğini göreceğiz. Şu anda piyasa beklentisi çift haneli oranlarda. Ama muhtemelen Merkez Bankası 7.4 zaten piyasadan daha düşük seviyedeydi. Belki de hani tahminlerden sapmanın yüksek olması dolayısıyla bir revizyon yapacak. Diğer faktörlerin yanı sıra, yani petrol fiyatları, ithal fiyatlar, gıda fiyatları gibi faktörlerin yanı sıra buradan belki önemlice bir revizyon göreceğiz ve 9 civarında bir seviyeye çıktığını görebiliriz. Piyasa açısından nasıl çıkacak 9'a? Evet. Politika faizi 8.25, sene sonu tahmini enflasyonda 9. Bu nasıl olacak? Burada bir çelişki ortaya çıkmayacak mı öyle yaparsa? Evet, evet, kesinlikle bir çelişki ortaya çıkacak. Aslında bu çelişkiyi birazcık da hani rasyonalize edecek bir şekilde yavaş yavaş faiz arttırım beklentileri de oluşmaya başladı Merkez Bankası'ndan. Evet. Ben hemen bu sene böyle bir şey beklemem ama muhtemelen enflasyonda çok şey bir çok çok değişik bir görünüm söz konusu olmazsa, yani aşağı yönde biz böyle bir anomali yaşıyor olacağız bir süreliğine. Gelecek sene eğer enflasyonu kontrol altına almakta zorlanırsa Merkez Bankası hakikaten ciddi ciddi faiz arttırımını konuşmamız gereken bir sene olacak. Ama onun öncesinde parasal genişlemenin tabii durduğuna şahit olacağız diye tahmin ediyorum. Şu anda çünkü sadece faiz
düşük faizler aracılığıyla değil, tahvil alımları yoluyla da bir genişlemeci para politikası uygulanıyor biliyorsun Barış. Evet, sevgili Halis Serkan Bulut'a da selamlarımızı iletelim. Onu da özledik, bayağıdır göremiyoruz. Onun bir mesajı var, onu ileteyim. Sevgili Barış diyor, getiri eğrisinin tüm vadelerde dikleşmesi sonrası Merkez Bankası'nın elindeki tek silahın faiz artışı olabileceği görüşüne katılır mı değerli konuklarım demiş. Hem bunu sorayım, Halil Serkan Bulut'un sorusu sevgili Özlem Bayraktar, hem de yarınki enflasyon raporu. Şimdi şöyle, bir kere biraz önce sorduğun soru çok yerinde ve doğru bir soru. Yani 8.25 olan politika faizinde Merkez Bankası 9'a çıkaramaz gibi gözüküyor enflasyon tahminini. Dolayısıyla yükseltmesini bekliyoruz. Zaten bu mesajı da net olarak verdi. Muhtemelen 8-8.5 aralığında bir yere çıkartabilecek politika faizi sınırı dolayısıyla diyelim. O yüzden bence önemli sorulardan biri. Biraz orada bir sıkışıklık oldu gibi gözüküyor. Evet, tahvil yani faizlerde bir arttırım söz konusu olur mu beklentisinin aslında uzun vade swap faizlerinde, offshore swap faizlerinde de yavaş yavaş yansımasını görüyoruz. Ben de bu sene içinde en azından hani mevcut noktada böyle bir şey beklemiyorum. Ama onun öncesinde şunu beklemek lazım. Birincisi uzun yani bir süredir hem BDDK'nın işte son aldığı kararda da bugünkü aldığı karardaki ki onun çok minimal bir esneklikten bahsedildiğini söylemek lazım. Hem de Merkez Bankası'nın söylemleri çerçevesinde bir normalleşmeden bahsediliyor. Normalleşmeden kasıt nedir? Pandemiyle beraber, Mart ayıyla beraber çok ciddi bir likitte verildi, ucuz bir likitte verildi. Dolayısıyla yavaş yavaş bu likittenin piyasadan çekilmesi söz konusu. Bu yönde ufak adımlar atılmaya başlandı. O çerçevede şunu söylemek lazım. Şimdi biz 8.25 diyoruz ama ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine baktığımızda ne görüyoruz? 7.5'larda bir şey görüyoruz. Neden? Çünkü işte piyasa yapıcılarına ya da çeşitli kanallardan bankacılık sektörüne daha ucuz kaynak verildi. 8.25'in de altında bir kaynak verildi. Eğer normalleşme sürecinden bahsediyorsak ki bence yarın özellikle sorulacak sorulardan biri de bu olacaktır. Normalleşme sürecinde neleri beklemeliyiz mesela ileriki dönemde? Bence ilk bekleyeceğimiz konu herhalde bu 7.5 seviyesinin yavaş yavaş 8.25'e yaklaştırılması. Aslında bu TL için işte hani TL pozitif bir adım diyebiliriz ama mevcut enflasyon seviyesinde ya da beklentiler, tahminler seviyesinde tabii 8.25 bizi gerçekten ne kadar koruyor sorusu da her daim masanın üstünde olmaya devam ediyor. Şunu hiç göz ardı etmeyelim. Biraz önce de konuştuk. Bütün dünyada negatif reel faizden bahsetmek durumunda kalıyoruz ve kalacağız. Dolayısıyla bizim tarafta da Türkiye'de de bir negatif reel faiz bir süre daha devam edecektir ama bunun boyutunun ne kadar olacağı önemli tabii. O yüzden ben ilk adım olarak faiz arttırımı öncesinde şu 8.25'e politika faizine yaklaşılmasını beklerim. Oraya yaklaşıldığı noktada o zamanki konjonktür çerçevesinde tekrar acaba 8.25'in üzerine çıkılır mı tekrar konuşuyor oluruz. Evet, ağırlık ortalama fonlama faizini de sevgili yönetmenimiz gösterdi Selçuk. 7.53 şu an senin de ifade ettiğin gibi 7.5 politika faizimiz 8.25. Bunun belki 7.53'ün 8'e belki biraz yaklaşması ya da biraz ufak ufak yukarıya gitmesi. Aslında evet 75 baz puanlık bir arttırım. Normalleşme süreci çerçevesinde kısa vadede yavaş yavaş söz konusu olabilir. Peki. Yani daha tabii konuşacağımız çok şey var ama programımızın sonuna geldik. Ben her ikinize de iyi bayramlar dilemek istiyorum şimdiden. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Barış. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi bayramlar. Selamlar, sevgiler. Özlem Bayraktar Gökşen ve Özlem Derici Şengül bizlerleydi. Buradan Melike Ayan'a dönelim. Amerika'daki satışa dair Melike neler anlatacak onu dinleyelim. Barış, bugün düşüşteyiz. Hem de Dow Jones'a baktığımızda, Dow Jones önderliğinde diyelim bugün de. Çünkü hep Nasdaq önderliğinde bir rally yaşıyorduk. Şimdi bu Dow Jones'un önderliğinde bir satışa döndü. Neden? İçindeki en ağırlığı yüksek olanlardan iki hisse. Dow Inc. ile 3M'in sert düşüşler kaydettiğini, hatta 205 puansa şu andaki düşüş, onun 169'u buradan kaynaklanıyor diyebilirim.
O sebepten ötürü bir ekonomik veriler karışık geliyor. İkinci çeyrek bilançoları keza öyle. Gerçi Perşembe günü Amazon'un ikinci çeyrek bilançosu gelecek ve durumu kurtarması bekleniyor. Ama o zamana kadar birçok konu şu anda muallakta ve özellikle birinci maddeden başlarsak 1 trilyon dolarlık bu pakette hala iki tarafta, iki partide bir anlaşamadı. Çünkü Cumhuriyetçiler şimdi diyor ki maaşların %70'ini belirleyelim, onu da sabitleyelim herkese 600 dolar vermek yerine. Çünkü normalde maaşı 600 dolardan çok daha altta olanlara bile 600 dolar veriyorduk diyor. Ama şimdi demokratlar onun bile kurtarmayacağını söylüyorlar. Cuma'ya kadar bakalım bir anlaşmaya varacaklar mı? Bir. İki, FED toplantısı başladı. Yarın FED kararı geliyor. Ve büyük bir sürpriz beklemiyoruz. Bu güvercin mesajların devamını bekliyoruz. Ama şimdi FED acil durum kredi programını uzattı. Eylül'ün 30'unda bitmesi bekleniyordu. Şimdi bunu Aralık 31'e kadar uzat. 3 ay daha biraz uzatalım dedi. Oldu. Onun dışında içeri baktığımızda öncü göstergelerin toparladığını ama yeteri kadar toparlamadığını görürüz. Case-Shiller 3.7 yukarı çıkıyor ve Texas, California, Florida, New York'a katılıyor. Ancak Florida'ya baktığımızda yine şu anda sıcak bir yer COVID-19 vakaları açısından. Pfizer, biyotekte biraz sektörü kurtarmaya çalıştı ama sadece kendisi yukarı çıkabildi. BioNTech de son saatlere doğru biraz satışa geçti. Neden Pfizer yukarı çıkıyor? Halide ikinci çeyrek bilançosu iyi, artı aşı ile ilgili iyi haberleri var. Üçüncü aşamaya girdiğine dair Moderna'ya katılıyor. McDonald's gibi perakende zincir lokanta mağazalar, lokanta zinciri düşüştü. 3M düşüştü, Harley düşüştü. Ama şimdi baktığımızda yarın önemli bir gün. Tabii FED toplantısı var bir yandan da. Senato'dan bakalım bir karar geçecek mi diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike Ayan'a biz de çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Bugün bilançolar 3M ve McDonald's'ın bilançosu olumsuz bir şekilde piyasayı etkilerken Pfizer gibi, Moderna gibi şirketlerin hisse senetleri yükselişteydi. Biz bir de vadeli endeksler tarafında bakalım nasıl durum, onu ekranlara yansıtalım. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Vadeli endekslerde de satış var. %0.8'e yaklaşıyor. Nasdaq biraz daha sert. %1.4'ler civarında. Bugün Amerikan Merkez Bankası Fed'in toplantısı başladı. Yarın karar gelecek. Yarın 9'da Fed kararını özel yayınla sizlerle buluşturacağız. Bir kez daha hatırlatıyorum. Yine Fed Başkanı Powell'ın da basın toplantısıyla karşınızda olacağız. Vaka sayıları Florida'da artmaya devam ediyor. Melike anlattı. Koronavirüsle henüz Amerika tam olarak baş edebilmiş değil. Ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bir taraftan da bilançolar, az önce ifade ettiğimiz şirketler pek olumlu bilanço açıklamadılar. Onun olumsuz etkisini görüyoruz ve vadeliler cephesinde de negatif tarafı izliyoruz. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Vadeli endeksler, bizim tarafa da bakalım. Viyop akşam seansı kapanışı efendim 1312 olarak ekranlara yansıdı. %0.3 aşağıdayız. Yarın ne konuşacağız ona bakalım. Yavaş yavaş programımızı kapatacağız. Yarın çarşamba Temmuz ayı dış ticaret dengesi, Merkez Bankamız enflasyon raporu saat 10.30'da gelecek. Amerikan Merkez Bankası faiz kararı akşam 9'da gelecek. Bilançolar var. Deutsche Bank, Santander, Barclays, Facebook, Boeing'in bilançolarını alacağız ve G7 Dışişleri ve Maliye Bakanları zirvesinde bakalım neler çıkacak. Bizden bu akşam bu kadar. Yarın akşam 9'da ekonomik görünüm, onda küresel piyasalar.